Merhabalar, Eskişehir ile Antalya arasında yapımı planlanan hızlı tren projesindeki son durumu aktaracağımız yayınımıza hoş geldiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Eskişehir-Antalya Hızlı Demiryolu projesinde ÇED süreci tamamlandı. Hazırlanan rapor Şubat ayı sonunda yayınlandı. ETÜ çalışmalarına göre demiryolu hattı Eskişehir'den başlıyor, Afyonkarahisar ve Burdur üzerinden Antalya'ya ulaşıyor. Zafer Havalimanı bağlantısı da dahil edildiğinde projenin toplam uzunluğu 524 kilometreyi buluyor. Proje 3 kesimden oluşuyor. İlk kesim Eskişehir ile Afyonkarahisar arasında. Eskişehir'in batısında Boyacıoğlu ve Satılmışoğlu yerleşimlerinin arasında bulunan Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndan ayrılan hızlı demiryolu Tepebaşı ilçesini geçtikten sonra Kütahya iline giriyor. Güzergah daha sonra Afyonkarahisar-İhsaniye ilçesine doğru ilerliyor. Demiryolu hattı Afyonkarahisar'da Ankara-İzmir hızlı tren hattına bağlanıyor. Bir süre bu güzergahta seyrettikten sonra Afyonkarahisar-Burdur kesimine geçiyor. Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesinden başlayan ikinci kesim Sandıklı ilçesinden geçip Kızılören'e doğru ilerliyor. Dinar ilçesine giren hızlı tren hattı Isparta ili Keçiborlu ilçesine de uğradıktan sonra Gören'e geçiyor. Eskişehir-Antalya hızlı tren hattının son kesimi ise Burdur'dan başlıyor, Antalya'da sonlanıyor. Burdur-Antalya kesimi iki hat olarak projelendirilmiş. İlk hat Isparta-Bucak-Antalya arasında. Diğer hat ise Burdur-Bucak hattı olarak isimlendiriliyor. Dinar makasından ayrılan konvansiyonel demiryolu hattı sırasıyla Keçiborlu ve Gümüşgün istasyonlarını takip ediyor, daha sonra Burdur ve Isparta yönlerine ayrılıyor. Burdur yönüne giden tek hat, Burdur şehir merkezinde yer alan istasyonda son buluyor. Isparta yönüne giden diğer hat ise Bozanönü istasyonundan makasla ayrılarak Eğirdir, Isparta ve Antalya yönüne doğru ilerliyor. Proje kapsamında 104 adet üst geçit ve 349 adet alt geçit yapılması planlanıyor. Hattın hizmete alınabilmesi için 69 tünel, 36 köprü ve 18 viyadüğünde inşa edilmesi gerekiyor. Güzergah boyunca 11 istasyonun yapılacağı görülüyor. Planlarda istasyonların platform genişliği 14,5 metre olarak çizilmiş. Ayrıca 5 adet siding hattı da bulunuyor. Saatte 200 km hız yapmaya uygun olarak projelendirilen demiryolu hattının minimum kurp çapı 2000 metre olarak tasarlanmış. Eskişehir-Antalya demiryolu projesi tamamlandığında İstanbul ile Antalya arasında kesintisiz hızlı tren seyahati yapmak mümkün olacak. Ankara'dan Antalya'ya Eskişehir üzerinden hızlı tren seferlerinin düzenlenmesi de planlanıyor. Bir başka deyişle Marmara, İç Batı Anadolu ve Batı Akdeniz arasında hızlı tren bağlantısı tamamlanmış olacak. Antalya-Eskişehir hattı tamamlandığında Akdeniz'den İstanbul ve Ankara yönünde yük taşımacılığı da güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilecek. Liman bağlantılarıyla deniz ve demir yollarını birleştiren proje Zafer Havalimanı bağlantısı ile havayolu entegrasyonu da sağlıyor. Uluslararası uçuşlara uygun olan bu havalimanına bölgedeki illerin yeni tren güzergahını kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımı da mümkün olacak. Zafer Havalimanı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan bir havalimanı. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olma özelliğine sahip. Raporda verilen bilgilere göre demiryolu projesinin 5 yılda tamamlanabileceği öngörülüyor. Eskişehir-Antalya hızlı tren projesinde gözlenen gelişmeleri aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.